Kent ve Sanat'tan merhaba sevgili izleyiciler. İstanbulluların merakla beklediği İstanbul Film Festivali için geri sayım başladı. 31 Mart 15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirecek festivalde bakalım neler yer alacak. Temizleyiciler gelir, replikleri yerlerine kaçışır. İstanbul Film Festivali'nde 20'nin üzerinde bölümde 200'den fazla film sinema severleri bekliyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 40. yılı dolayısıyla oluşturulan sinema ve müzik bölümünde türünün en önemli örnekleri gösterilecek. İstanbul Film Festivali bu yıl sinemayla müziği beyaz perdede buluşturuyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Akbank sponsorluğunda düzenlenen 31. İstanbul Film Festivali'nin programı açıkladı. Mart 15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında 20'nin üzerinde bölümde 200'ün üzerinde film gösterilecek. İstanbul Film Festivali'ne sayılı günler kaldı diyelim. Neler bekliyor sinema severleri? Bu senede oldukça yüklü bir program var İstanbul Film Festivali'nde. Seyircilerimizin daha önceden bildiği ana bölümlerimiz yine devam ediyor. 3 tane yarışmamız var. Uluslararası yarışma, insan hakları yarışması ve ulusal yarışmamız devam ediyor. Ondan başka yine sinema severlerin bildiği, sevdiği bölümler dünya festivallerinden yıllara meydan okuyanlarda önemli yönetmenler yine filmlerini seyredecekler. Genç ustalar bölümü var. Mayınlı bölgemiz var. Gece yarısı sinemamızı. They say if you are not at the table, you are on the menu. So we have to get to the table. Taki wahan se koi gandagi na rahe, gandagi ko hum ek tarah se saaf kar. Her zaman olduğu gibi sinema severlerle oldukça zengin bir içerik sunacak festival programında bu yıl 2011 ve 2012'nin yeni yapılarından sinemanın unutulmaz klasiklerine ve usta yönetmenlerin başyapıtlarına seçmeler, Sandis ve Berlin'de dünya premierlerini yapan filmlere uzanan geniş bir yelpazede filmler izleyicilerle buluşacak. Bu sene birkaç yeni bölüm ekledik festivale. Bunlardan bir tanesi Devrim'in filmini çekmek. Bu Arap Baharı'ndan yola çıkarak bütün dünyadaki halk hareketlerini sinema üzerinden biraz sorgulayan bir bölüm. Akademisyen Ali Salebov bunun küratörlüğünü yaptı. İşte Mısır, Tunus, Cezayir, Ukrayna gibi birçok ülkeden filmler gösterecek. Aynı zamanda yine bir de panel yapılacak bu konu hakkında. En dikkat çekici bölümlerden birisi İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 40. yılı şerefine oluşturulan sinema ve müzik seçkisi. Bu bölümde İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın kuruluş yılı olan 1973'ten bu yana her yıl 10 yıllık dönemden seçilmiş birer müzikal film izleyicisiyle buluşacak. Aslında biraz bu sene İstanbul Film Festivali dünya gündemini takip eden bir... Evet, birazcık öyle. Bir de tabii ki bizim gündemimiz yani İKSV'nin gündemi. Çünkü bu sene İKSV'nin 40. yılı. O yüzden biz de film festivali olarak büyük bir katkıda bulunalım dedik. Ve sinema ve müzik başlıklı bir bölüm yaptık. Çünkü aslında müzik festivalinin 40. yılı bir taraftan da. O yüzden de bizim kendimizce 70'leri, 80'leri, 90'ları, 2000'leri ve 2010'ları simgeleyen 5 tane film bulduk. Ve bu filmleri göstereceğiz. İşte New York'a, Pink Floyd'un The Wall'una, Moulin Rouge'dan bu sene Cannes Film Festivali'nin kapanışı yapmış Christopher Nolan'ın son filmi Sevgililere kadar bazı filmler göstereceğiz. Yıllara Meydan Okuyanlar bölümünde Edgardo Kozorinski'nin Gece Gezenler, Werner Herzog'ın Uçuruma Doğru, Agnieszka Holland'ın Karanlıkta Kalanlar ve Alexander Skorov'un Venedik'te Altın Ayı kazanan son filmi FOS'ta umutla görülmeyi hak ediyor. Ondan başka Yunanistan'da neler oluyor diye bir bölümde Yunanistan sineması bu 2009'dan beri bir atağa geçti ve sıra dışı ve çok enteresan filmler yapmaya başladı. Biz de onlara bir bakalım dedik bu yani en son neler yapılmış diye. Burada da Köpek Dişi filminin yönetmeni Yorgos Lanthimos'un son filmi Alpler Venedik Film Festivali'nde açılışını yapmıştı. Onu işte heyecanla bekliyor herkes o gösterilecek. Birkaç Berlin bu sene yine Berlin'de yarışmadaki Meteora filmi gibi filmler gösterilecek.
Mayınlı Bölge'de her yıl olduğu gibi yine sıra dışı filmler yer alıyor. Mavi Kot, Tayland sinemasının önde gelen yeni dalga temsilcilerinden Pengkeng Ratanorak'ın son filmi Beyinden Vurulmuş, Marco Silancer'ın Cannes'ta Altın Palmiye için yarışan son filmi Michael ve İnsanlık, Bruno Domant'ın son yapımı Şeytanın Ötesi'nde bu bölümün dikkat çeken yapımları. Ondan başka Aile içinde diye bir bölümümüz var. Bu 20. yüzyılda birazcık değişen aile kavramına bir bakış. Bu sene baktık ki programda çok fazla böyle aile anlatan film ama biraz farklı aileler. Bunlar baba oğul ilişkisi, bütün aile içi ilişkiler. Onlara bakan bir bölümümüz var. Ondan başka 2010 yılında biz Antidepresan diye bir bölüm yapmıştık. Komedi filmi ağırlıklı bir bölüm. Çok ilgi görmüştü. Bu sene o bölümü tekrar yapıyoruz. Yine bir 10 filmle Antidepresan'ı tekrar ortaya çıkartıyoruz. Geçen festivalden bu yana kaybedilen sinemacıların anılarına düzenlenen bölümde ise Öğür Lütfi Akat'ın Hudutların Kanunu, Yusuf Kurçeli'nin Gramofon Avrat, Teo Angelopoulos'un Kumpanya, Ken Russell'in Yalnız Kalpler, Roll Ruzzi'nin Denizcinin Üç Altını, Rainer Werner'ın Fassbinder Cinnet'i gösterilecek. Şimdi siz tabii bütün filmleri izlediniz herkesten önce. Sizce hani ne çok konuşulacak bu yıl? Çok konuşulacak. Yani biz şimdi bu filmin hepsini biz seçtiğim için birazcık zor oluyor böyle bizim önerdiğimiz demek ama bazı yani özellikle büyük festivaller dikkat çekmiş. Yani Berlin, Cannes ve Venedik'te dikkat çekip hala seyircilerin göremediği filmler gerçekten bir ilgi uyandıracaktır. Mesela biraz önce söylediğim gibi Yorgos Lanthimos'un Alpler filmi. Mesela bu sene bizim de yarışmamızda olan Albert Nobbs, bu Glenn Close'un en iyi kadın oyuncu Oscar'ına aday olduğu film Albert Nobbs, Rodrigo Garcia'nın filmi. Julie Delpy'nin yine beklenilen bir komedi filmi var. New York'ta iki gün diye. Paris'te iki günü çekmişti. Şimdi New York'ta iki günü çekti. Bunlar böyle oldukça heyecanla beklenen bir de çok hoş filmler tabii ki. Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı'yı almış Yukarıdaki Çocuk, Ursula Meyer'in son filmi. Yani sinema severlerin duyup da heyecanla beklediği filmler yine olacaktır. Very lonely. Then one day, festival Marilyn Monroe'yu ölümünün 50. yılında başrolünde yer aldığı Laurence Olivier filmi Prens ve Şov Kızı'yla anılıyor. Biletler 17 Mart'ta satışa sunuluyor. Tam 15, öğrenci 9, hafta içi gündüz seansları yine 5 lira. Hafta içine bir şey yapmadık. Ve de Atlas, Beyoğlu ve Cities'de ve de Asya tarafında da Rex'te bilet satışları başlıyor. Yurttan Sesler Korosu geleceğin halk müziği sanatçılarıyla Cemal Reşit Rey konser salonunda bir araya geldi. 100 kişilik koro kültürleri buluşturdu. Kalk gidelim, gidelim. Yüz kişi galiba bir konser vereceksiniz. Öncelikle sizden başlayalım usta olarak. Ne düşünüyorsunuz bu konserle ilgili? Şimdi biz hep birlikte türküler söylüyoruz. Bu coğrafyanın insanlarının, güzel insanlarının güzel türkülerini burada yaklaşık 2-2,5 saat seslendirmeye, çalmaya, söylemeye, hatta oyunlu tiyatral kısımları da var işin. Bir gösteri, bir sunum yapacağız. Güzel bir sunum. Çoktandır böyle bir sunum yapılmıyordu. Birliktelik adına çok hoş bir şey. Hepimiz onun heyecanı içindeyiz zaten. Çok güzel. Gençlerle beraberiz. Böyle bir konsere hocalarımızın, büyüklerimizin uygun görmesiyle katılabildiğimiz için çok sevinçliyim, çok heyecanlıyım. Cengiz Hocam gibi, Yücel Paşmakçı gibi önemli üstadlarla, önemli büyüklerimizle yan yana aynı sahneye çıkıp aynı sahnede bir şeyler yapabilmek bizi çok heyecanlandırıyor, bize onur veriyor, bizim ışığımızı daha da aydınlatıyor.
Tecel Paşmakçı hocamızın yönetiminde Yurttan Sesler Korosu olarak böyle güzel ve geniş kapsamlı bir konser vermek bizler için büyük bir gurur vesilesi. Tabii ki en son kuşak genç arkadaşlarımızla bizler bu konserde buluştuk, bir araya geldik. Gençlik Korosu, TRT Gençlik Korosu sanatçıları ve Yurttan Sesler bir arada dayanışma sergileyeceğiz. Ve bununla da mesajımızı şöyle veriyoruz. Hadi gençlerimizi kadroya alalım ve de onları kadrolu TRT sanatçısı olarak alkışlayalım diye hemen ben mesajımı verdim. Bir sıkıntı mı var bu noktada? Olmaz mı? Tabii ki var. Devlet büyüklerimizden rica ediyoruz, istirham ediyoruz ve diyoruz ki genç arkadaşlarımıza, genç sanatçı arkadaşlarımıza lütfen sahip çıkalım. Onları destekleyelim. İleride üzülmeyelim, sonra kültürümüzü ilerleten, devam ettiren kimseler yok diye. Kültürümüzün devamı için genç arkadaşlarımızın, bizlere devir teslim yapabileceğimiz arkadaşlarımızın olması lazım. Onun için onları kazanmak bizim için kültürümüzü kazanmak demek. Birlikte sahneye çıkacaksınız. Provaları, hazırlıkları yapıldığında sizin de ilk heyecanınıza benziyor mu şu andaki genç arkadaşların heyecanı? Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında bizim heyecanımızda değişen bir şey yok. Evet. Yani onlarla aynı heyecanı, aynı tür heyecanı duyuyoruz. Zaten o heyecan kaybolursa sanat bitmiş demektir. Onun için o heyecan hala bizde de devam ediyor tabii ki. Hemen genç arkadaşımızın da duygularını alalım. Üstadlarınızla birlikte sahnede olacaksınız. Neler düşünüyorsunuz? Tabii ki bizim için en büyük onurdur Sayın Yücel Hocamız, değerli TRT sanatçı hocalarımızla beraber aynı sahneyi paylaşmak, beraber çalışmak. Tabii hem bunun heyecanı var, hem de yaptığımız işin bir duygusu, hissi var. Şu an kalbim çok hızlı atıyor. Ve tabii ki biz de çok seviniyoruz, çok mutluyuz. Burada bu şansı yakaladık ve türküleri... Evet, ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyorum, müzikoloji bölümündeyim. Ama türküleri çok seviyorum. Zaten doğuştan kulaklarımız böyle doldu, türkülerle dolduğu için biz de tabii bu işe gönül veriyoruz. Tabii değerli hocalarımızla çalışmak da bizim için büyük bir gurur. Peki, hemen. Yemez yemin. Hocamıza da soralım. Var mı genç arkadaşlara tavsiyeleriniz? Hiçbir zaman oldum demeyecekler. Tek tavsiyem bu benim. Çünkü oldum dediğiniz an bittiğiniz andır. Sanat sonsuzdur. Her an, her daim yeni bir şey öğreneceksiniz. Halka yeni bir şey vereceksiniz ki sizler de her zaman alkışlanabilirsiniz. Sevgili izleyiciler, bu koronun şefine, Yücel Paşmakçı'ya şimdi kulak verelim. Hem Yurttan Sesler Korosu'nu hem de halk müziğini anlatsın. Ben 1954 yılından itibaren İstanbul Radyosu Yurttan Sesler'de sanatçı, koro şefi olarak zaman zaman görev aldım. Halen emekliyim, ancak beni davet ettiler. Böyle bir konser yapmamızı istediler. Bu akşam o konseri gerçekleştireceğiz. İstanbul Radyosu'nun Yurttan Sesler topluluğunun sanatçılarıyla birlikte. Efendim, Yurttan Sesler'in bir tarihi var. 1940'lı yılların başında Ankara Radyosu'nda rahmetli Mesut Cemil Bey, Muzaffer Sarı Sözen gibi üstadların kurdukları halk müziğini icra eden bir topluluk.
Aslında topluluğun adı Yurttan Sesler değil. Programın adı Yurttan Sesler. Yani yurdun her tarafından türküler, sanatçılar vesairenin yer aldığı bir program. Giderek bu programın adı o programı yapan sanatçılarla bütünleşmiş, özdeşleşmiş. Dolayısıyla Yurttan Sesler topluluğu olmuş. Bu akşamki topluluğun adı da Yurttan Sesler Topluluğu ve de henüz daha konservatuvar öğrencileri olan bir takım gençlerin de, gençlik korosunu oluşturdukları gençlerin de bir araya gelmesiyle böyle bir 100 kişilik topluluğu oluşturabildik. Siz yıllarca bu toplulukta görev aldınız. Şu anda da işte hem gençlerin hem de ustaların bir arada olduğu işte bir koro birazdan sahneye çıkacak. Böyle zamana bir yolculuk yaptığınızda, geçmişe baktığınızda aynı önem veriliyor mu sizce hem Türk Halk Müziği'ne hem de Türk Halk Müziği korosuna? Halk arasında mı? Evet, halk arasında hem de yetkililer arasında. Yetkililer derken gençlerde büyük bir heves var. Yani şunu şöyle ifade edeyim, Türkiye'de ve Almanya filan gibi hani ülkelerde, Türklerin bulunduğu ülkelerde yılda 1 milyon bağlama satıldığı telaffuz ediliyor. Bu herhalde ki bir ilgi şeysi, o dağ oluşundan kaynaklanıyor. Bir Demet Tiyatro'daki Saldıray abiyle tanıdık. Daha sonra çok sayıda filmde ve dizide rol aldı. Settar Tanrıören arkadaşımız Deniz Üren'in sorularını yanıtladı. Bir Demet Tiyatro'nun Saldıray abisi, İkinci Bahar'ın Bakası, Eşkıya filminin Kız Nacisi, Alacakaranlık dizisinin Kareta Feyzo'su, çoğunluğun babası tam anlamıyla gerçek bir oyuncu. Tiyatroya 1980-81 sezonunda Denizli Halk Eğitim Merkezi'nde amatör olarak başladık. Paydos oyunuyla başladık. Ondan sonraki sezonda da Ankara'da üniversite öğrenciliğim başladı. Üniversite öğrenciliğinin yanında da tiyatro devam etti. Sanat evinde çalışmaya başladım. Orta oyuncularda çalıştım. Bizim tiyatroda çalıştım. Sonra televizyon özel kanallarla birlikte çoğalınca dizilerde oynamaya başladım. Filmlerde oynadım. Sürüp gidiyor. Yani uzun yıllar meslek beni kabul edecek mi? Yani ta ki bu meslek benim üstüme yapışana kadar. Ah, amma da kalabalık değil mi? Ali Aydar amca sıkı başladı değil mi baba? Ne diyorsun lan sen çamış? Şey yani. Unutulmaz repliklerle hafızalarımıza kazınmış Settar Tanrıören'in canlandırdığı karakterler, başarılı şive kullanıma adeta kendisinin Urfalı olduğuna inandırıyor insanı. Tiyatro ve sinema yapmak çok zor diyor usta oyuncu ve ekliyor, kendimi bu sektöre kabul ettirmek için uzun süre uğraştım. Tiyatro ve sinema yapmak çok zor. Zor koşullarda yapılıyor. Ticari işler yaparsanız kolay işiniz. Onun bir muhasebesi var. Muhasebenin içinden çıktığınız vakit onu çok kolay yaparsınız ama gerçekten sinema yapacağım, gerçekten tiyatro yapacağım dediğiniz noktada bir sürü handikapla karşılaşıyorsunuz. En azından seyircisi yok. Biraz da seyirciden yakınıyor Settar Tanrıören. Ne veriyorsanız onu tüketiyor insanlar. Ona göre tiyatro ve sinema izleyicisinin azalmasında bu büyük etken. Mevcut seyirci, şu anda tiyatrolara giden seyirci, bizi televizyonda gördüğü insanları sahnede canlı görmek için geliyor. Belli bir tiyatro altyapısı, belli bir tiyatro kültürü olan insan sayısı, sinema kültürü olan insan sayısı, film okumayı bilen insan sayısı çok çok az. Artık önüne ne koyarsan onu tüketir hale geldi insanlar. Tiyatroda, sinemada bu yüzden geriledi. Yani okuyan insan sayısı çok az.
tiyatro ve sinemanın geri kalmasının sebebini ben buna bağlıyorum. Ülkenin ciddi bir kültür politikası olmaması, tüketim sisteminin öngördüğü kültürlenme biçimleriyle insanların kültürlenmeleri sonuç bu hale geldi. Bu da çok iyi gider senin vücuduna. Yalanız biraz gambur duruyor. Gambur mu? Abi, besbelli yatağın yanlış. Tanrı Eren her ne kadar tanınmasına bir Demet Tiyatro'daki Saldıray abi karakterine borçlu olsa da bir projeyi kabul ederken sinemasal gerçeklik duygusunun kendisini ikna etmesi gerektiğini belirtiyor. Geniş kitlelerin tanıması bir Demet Tiyatro zamanı oldu. Çok izlenen bir diziydi. O karakter de çok tuttu. Bir Demet Tiyatro o dönemde televizyonda en çok izlenen diziler arasındaydı. O benim yaptığım espriler de bana ait değil, senaristin yazdığı espriler. Ben ancak o karakterin içini doldurmuş olmakla bir başarıdan söz edebilir benim için. İnsanlar da artık beni tanıyorlar. Bir senarist bir karakter yazdığı zaman aklından geçirdiği oyuncular arasında yer alıyorum ki o teklif bana geliyor. Ben de uygun bulursam o karakteri oynuyorum. Bir kere sinemasal gerçeklik duygusuna çok dikkat ediyorum. Yani senaryo, filmin gerçeklik duygusu beni ikna etmek zorunda. O gerçeklik duygusu ikna ettikten sonra işte karakterin gerçeklik duygusu. Bütün bunlar beni ikna ettiği noktada o filmin içinde oluyor. Kestirdik kolayla. Cem istiyor, oğlumu gönderin bana. Biz dünya sinemasında diğer ülkelerle boy ölçüşecek, hatta birçok ülkeyi kıskandıracak durumdayız şu anda sinemada. Gerek filmlerimiz, gerek yönetmenlerimiz, gerekse oyuncularımız açısından. Biraz önce sözünü ettiğim sinemacılar, yönetmenler, onlar Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, işte daha bir sürü var adı şimdi aklıma gelmiyor. Seren Yüce, Özer Kızıltan, bayağı imrenerek bakılan sinemacılarımız var, takip edilen sinemacılarımız var, dünyanın takip ettiği sinemacılarımız var. Ve şimdi ekranlarınıza kültür sanat haberlerinden kısa kısa geliyor. Hackerların Sony Music'in arşivinden aralarında Michael Jackson ve Freddie Mercury'ye ait hiç yayınlanmamış parçaların da bulunduğu yaklaşık 50 bin şarkıyı çaldığı ortaya çıktı. Mama, she's killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Müzik endüstrisi yıllardır korsan kopyalar nedeniyle zarar ediyor. Alınan tüm önlemlere karşın yasa dışı paylaşımın önüne geçilemiyor. Şimdi de hacker olarak adlandırılan internet korsanlarının Sony Music'in arşivinden yaklaşık 50 bin şarkıyı indirdiği belirlendi. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında milyonlarca Sony PlayStation kullanıcısına ait kişisel bilgilerin çalındığı sanal saldırıda aynı zamanda arşivden yaklaşık 50 bin şarkı da çalındı. Sinema seyircilerinin Cem Yılmaz ile geçen yılın Oscar'lı oyuncusu Colin Firth'ü aynı filmde görme şansını da son anda elinden kaçırdığı ortaya çıktı. İtalya'da yaşayan ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, Cem Yılmaz'ın da oynadığı son filmi Magnifica Presenza için başrolle Colin Firth'ü düşündüğünü söyledi. Özpetek, oyuncu ile anlaşmanın da sağlandığını, ancak Firth'ün Kekeme Kral filmindeki performansı ile 2011 Oscar'larında en iyi erkek oyuncu ödülünü almasından sonra yoğun programı nedeniyle projeden vazgeçtiğini anlattı. Özpetek, Firth vazgeçince başrolü İtalyan komedyen Elio Germano'ya verdi.
Cezayir. Read Moby Dick and I finished it, started and finished it. Son yıllarda daha çok yönetmenlik yapmayı tercih eden Woody Allen yeniden kamera karşısına geçiyor. Variety dergisinin haberine göre 77 yaşındaki ünlü yönetmen ve oyuncu Woody Allen, meslektaşı John Turturro'nun yöneteceği Fading Gigolo filminde Turturro ile birlikte oynayacak. He does watercolors, mostly landscapes, but a few nudes. Bruce Willis ile Edward Norton'un başrollerini paylaştığı Wes Anderson filmi Moonrise Kingdom, Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olacak. Filmin senaryosu, ünlü yönetmen Francis Ford Coppola'nın oğlu Roman Coppola ve Anderson'a ait. 16 Mayıs'ta başlayacak Cannes Film Festivali, 27 Mayıs'ta ödül töreniyle son bulacak. Bu yıl jüri başkanlığını İtalyan yönetmen Nanni Moretti yapacak. I'll be out back. I'm going to find a tree to chop down. Sevgili izleyiciler, bugün de geldik Kent ve Sanat'ın sonuna. Sizlere El Yazısı filminin müziğiyle veda ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Koca deniz varsın taş.